Bir de şöyle bir şey var. Efendim biz orayla burayla niye ilgileniyoruz? Efendim orayla burayla ilgilenir tabii. Atatürk, bakın Atatürk Litvanya'ya, Letonya'ya öğretmen göndermiş. Türkçe öğretmenler göndermiş. Din adamları göndermiş. Oradaki Türk köylerine, dağlardaki Türk köylerine. Şimdi efendim Yakutistan, müsaade ederseniz çok kısa bir anımı anlatayım. Ben Moskova'da askeri ateşelik yaptım. Bir gün o zamanki büyükelçimiz Aydın Sezgin'di. Büyükelçimiz dedi ki, telefon etti. Amiralim dedi, Yakutistan heyeti Türkiye'ye gidecek Anıtkabir'de dedi. Bakın Anıtkabir'de Atatürk'ün kütüphanesinde Yakut Türkçesi lügatı varmış. Onu görmek istiyorlar dedi. Ben de Anıtkabir komutanıyla görüştüm. İşte gelip ziyaret edecekler, var mıdır? Hakikaten telefon etti, var komutanım dedi. İşte resmi prosedürünü tamamladık. Gittiler ziyaret etti. O sene geçti. İkinci sene telefon etti bana. Tekrar büyükelçi. Dedi ki bu sefer dedi gene gidip görecekler ama oradan fotokopi almayı istiyorlar dedi. Lugat'tan. Şimdi Yakutistan, ben Yakutistan'ı gerçekten yerini, yurdunu Moskova'da öğrendim. Nerede? Kutup Dairesi'nde ve Pasifik kıyısına yakın. Şimdi 1919-20'lerden bahsediyoruz. Ve Ankara'dan bahsediyoruz. Ya şimdi ben diyorum ki Allah'ım yani bu lügat nasıl geldi? Neden geldi? Herhalde birisi hediye etti. Hediye ettiği için de Atatürk'ün kütüphanesindedir. Fotokopi almak istiyoruz dediler. Çocuk yine şey hatırladı, Anıtkabir komutanı. Dedi ki evet komutanım dedi, vardı dedi, evet bir büyük lügat var dedi, bir de küçük lügat var dedi, bir baktırayım ben dedi. Baktırdı, dedi ki komutanım veremeyiz. Neden? Şimdi rakamları yanlış söylüyor olabilirim, cilt sayısını falan ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Komutanım dedi, küçük lügat dediğimiz dedi, bir meydanlar üst cildi kadar dedi, Yakut Türkçesi. Büyük lügat dediğimiz dedi, 10-12 ciltlik büyük lügat dedi. Atatürk'ün dedi, her sayfasında notu var dedi. Almış, okumuş, derkenler yapmış her birini. Ben dedim ki kendi kendime düşünüyorum. Ya ben biraz okuyorum, kitap okurum falan diyorum kendi kendime. Dedim ki hayatım boyunca acaba ben bir lügat okudum mu? Türkçe lügat okudum mu? İncicik daha iyi olsun. Siz o devirde Yakutistan'dan lügat getiriyorsunuz. Okuyup yine not alıyorsunuz. Not alıyorsunuz. Onun gibi kaç tane lügat okuyorsunuz? O zaman da Atatürk oluyorsunuz. O zaman da Atatürk oluyorsunuz.